Tekrar geçmiş Allah olsun teyze. Allah razı olsun kızım. Bunu da taksi parası yaparsınız. Alamam yavrum. Ne olur teyzeciğim, lütfen alır mısınız? Bak zor durumda kalmışsınız hem. İyi ki Allah senin gibi birisini karşıma çıkardı. Yoksa kime söylerdim, kimden isterdim, kim inanırdı bana? Bu iyiliğini hiç unutmayacağım, Allah razı olsun. Ne demek teyzeciğim, lafı mı olur? İnsanlık öldü mü? Sağ ol kızım. Müşteri miydi o kadın? Yok Galip enişte. Taksici zavallı kadının elinden bütün parasını almış. Ortada kalmış kadın. Sen de kadına acıyıp eline para verdin öyle mi? Ay ne yapsaydım Galip enişte? Ya İstanbul'a oğluna gelmiş kadıncağız. Cebinde minibüse binecek parası yoktu. Seni gerizekalı seni. Enişte. Seni gerizekalı seni. Ulan ben burada 5 kuruşun hesabını yapıyorum. Sen o fındık enişte, kadar belinle paralarımı saçıyorsun ha? Enişte. Ya enişte insanlık öldü mü? Yapma ne olursun. Öldü yapma tabii, enişte. Öldü. Haberin yok mu senin ha? Enişte sus, yapma ulan, lütfen. Sus. Enişte. Sus. Yapma enişte. Ya enişte. Sen, enişte sen hayır yapma. Paralarımı enişte. Saçarsın ha? Paralarımı saçarsın ha? Enişte. Ha? Ulan bundan daha büyük. Bundan daha büyük ne kötülük yapacağım bana, enişte. Bundan daha büyük ne kötülük yapacağım enişte, bana onu söyle. Gerizekalı seni. Yapma. Lan sala seni. Enişte. Sus, sus. Elim çok acıyor. Enişte. Enişte elim çok acıyor. Sus ulan ağlama. Elim çok acıyor. Acıyormuş salak. Sus sus. Gerizekalı sen. Elim çok acıyor. Elim. Anneciğim, babacığım. Neden beni bırakıp gittiniz? Neden? Zavallı bir insana yardım etmek suç mu? Zeynep! Zeynep! Nerede bu gerizekalı ya? Heh! Aklı sıra tafra yapıyor aspap. Gitti herhalde. Gidersen git. Yok zorda kalmış da, yok yolda kalmış da. Sanki babasının malı. Şu hayatta tek bir gerçek var, o da para. Çok az kaldı, çok. Şu kredi işi de tamam olsun. Hayallerime kavuşuyorum. Aptal kız. Madem benim evimde yaşayacaksın, benim kurallarımla yaşamayı öğreneceksin. Gerizekalı. Gemisini yürüten kaptan. Sen de öğreneceksin, sen de. Alo? Erdoğan? Yoksa? Aldın demek krediyi. Hem de 100.000 lira. Tamam, tamamdır Erdoğan. Bu iş tamamdır. Bana bak, sen hemen yeni açacağım dükkan işlemlerine başla. Tamam, tamam ya. Ben evrakları yarın getiririm. Beraber gider parayı alırız. Galip koçum artık paraya para demeyeceksin be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyur abicim ne istemiştin? 2 tane çikolata alabilir miyiz? Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Galip, Zeynep nerede? Eve gelmedi mi? Ne zaman gelecekti ki Galip? Bütün gün yanında değil miydi? İşten öğlen çıktı. Yok Galip gelmedi. Of. Yoksa başına bir şey gelmiş olmasın? Ne gelecek Aysel? Galip, bu kız nereye gider? Gidecek yeri de yok. Bak, kendin diyorsun işte. Gidecek yeri yok. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı. Birazdan kuyruğunu kıstırıp çıkar gelir. Galip, Zeynep rahmetli ablamın emaneti. Ya başına bir şey gelirse? Üf, sen şimdi bırak Zeynep'i Meynep'i de.
Ben kurt gibi acıktım. Ne yemek var? Zaten kapıda sorgusu var. Mahkemedeysen. Allah. Adam da akıl da bırakmıyorsun. Ben ellerimi yıkayacağım. Sen de şu masayı hazırla çabuk. Hadi. Koyun can derdinde kasapet. Zeynep'im nereye gider peki? Bunlar bana bakıyor. Allah'ım yardım et. Elim çok acıyor. Neden soymadın bunu? Hemen soyarım. Aman aman, tamam. Vazgeçtim, tamam. İsteme, soyma. Sen bana bir kahve yap, hadi. Galip, Zeynep hala ortalıkta yok. Karakola mı gitsek acaba? Yeter ya, yeter ya. Zeynep, Zeynep diye diye başımın etini yedin durdun be. Koskoca kız, ne gelecek başına? Sokaklar tekin değil, Galip. Hem bir gelsin, ben ona sorarım. Burası Dingo'nun ağrım be. Öyle kafasına göre çekip gidecek. Kafasına estiğinde eve geri gelecek. Yok ya. Ya ben sana kahve yap dedim, sen hala oturuyorsun. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Hadi, hadi kalk, kalk kahve yap, hadi. Madem bu evde kalacak, yediği her lokmanın bedelini ödeyecek. Öyle bedavadan yaşamak yok. Duyuyorsun değil mi? Neredesin be kızım? Çok merak ettim seni. Geldim teyze. Eniştem geldi mi? Geldi. Buyur işte. Ben sana demedim mi kuyruğunu sıkıştırıp gelirdi? Bir de şunu merak ediyorsun ya. İzime bakmaya bile cesaretin olmaz da. Neredesin sen? Bana bak. Bana bak, yeni geldin diye bir şey demiyorum. Tepemize çıkma. Yoksa... Galip, ben Zeynep'i usulünce anlatırım. He, sen çok anladın da anlatman kusur kaldı. Hadi, hadi kalk sen kahveyi getir, hadi. Hadi. Sen de sallanıp durma gözümün önünde. Kalk hadi. Aysel, bir dükkan daha açıyorum. İşleri büyütüyorum. Hayırlısıyla inşallah. Ne inşallah maşallah be Aysel? Delirtme adamı. Tırnaklarımla kazıyarak başardım ben bütün bunları. Onca borca girdim. Haliyle sadece işten artmaz tabii.
dişten de arttıracağız. Ha bana bak. Sen de hem evde hem mutfakta muslukları kızacaksın ki hem borcumuzu çabuk ödeyelim hem de kısa yoldan ben marketler zincirine ulaşayım. Öyle değil mi? Galip, evin ne gideri var? Zaten kısıyoruz. Bundan daha fazla niye kısalım? Kısacaksın be. Bir nüfus daha arttı. O da ayrı bir külfet. Ona göre ayağını denk al, masraf çıkartma bana. Anası babası öldü diye ona bakmak zorunda mıyım? Yine de ortada kalmasın, perişan olmasın diye evimi aldım. Allah razı olsun senden Galip. Aman aman bırak, kimse razı olmasın. Her şeyin bedeli var tabii. Dükkanda yanımda gece gündüz çalışacak ki yediğinin içtiğinin hakkını verecek. Galip çalışır, merak etme. Çalışacak tabii. Yoksa gözünün yaşına bakmam, kulağından tuttuğum gibi sokağa atarım onu. Ondan sonra sen de yok o kardeşimin emaneti, o yetim diye zırlar durursun. Günaydın. Günaydın kızım. Zeynep Hanım teşrif etmişler. Hadi hadi oyalanma sen de. Bir iki lokma atışlı da çıkalım. Al kızım. Geç kaldım ben ya. 40 saatte bir kahvaltı hazırlayamıyorsun ha. Ondan sonra yarı aç yarı tok işe gidelim. Sonra Galip sinirli, Galip bağırıyor. Mıymıntısın be, mıymıntı. Hadi evladım bir şeyler ye. Teyze, Galip enişte kapıda bekliyor. Gideyim kızmasın. Hadi kızım atıştır çabuk bir şeyler. Hadi güzel kızım ne olur bir şeyler ye. Kızım ne oldu? İyi misin yavrum? Ya yok bir şey teyze, sakarlığım tuttu. Hadi nerede kaldın, acele et biraz. Çıkıyorum teyze ben. Bir şey mi yedin ama evladım? Ben şekerini şey ben karıştırdım. Ya, ben hadi gideyim, ben orada yerim bir şeyler teyzeciğim, merak etme sen. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Zavallı Zeynep'im. Rahmetli kardeşimin emanetine sahip çıkamıyorum. Aysel, gel de şu ayakkabılarımı silme. Geç kalıyorum. Gittim geldim hala aynı işi yapıyorsun ya. Mıymıntısın işte, mıymıntı. Enişte canım acıyor. Enişte. Ne bakıyorsun be, önüne bak. Kabahat bende, acıdım da seni yanıma aldım. Ben düşene dilenene merhamet etseydim bugünlere gelemezdim. Eniştene bak da biraz ders al. Merak etme, ben seni yola getireceğim. Bak bak, paralar. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Peynir bakmıştık da. Tabii tabii, geldim. Geldim hemen. Geç geç. Ablacığım, canım benim. İkiniz de gittiniz. Bir tek Zeynep'im kaldı. Zeynep, şu aciz teyzenden sana hayır yok kızım. Yıllarca Galip eniştenden çektiğim yetmezmiş gibi, şimdi sen de benimle aynı kaderi paylaşıyorsun. Kızım, ne oldu? İyi misin yavrum? Ya yok bir şey teyze, sakarlığım tuttu. Galip Nemrut'u iki ayağımızı bir pavuca soktu. Telaştan soramadım bile. Niye düşürdü ki ekmeği? Efendim kesenize bereket.
Ürünlerimiz organiktir. Yine bekleriz. Hayırlı işler. Gene uğrayacağız. Hadi. Sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Seni gerizekalı. Bana bak, böyle sakallık yapmaya devam edersen seninle papaz oluruz, haberin olsun ha. Enişte vurma. Hala duruyor ya. Sakar olduğun kadar miskinsin de. Hala duruyor, hala duruyor. Yan lan biraz. Neyin var senin be? Hızlı biraz, hızlı hadi. Uyuşuk. Ağlama be, ağlama. Hadi, hadi topla, topla. Ağlama be, ağlama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın Zeynep? İyi misin kızım? İyiyim teyze, iyiyim. Nasıl, dükkana alışabildin mi? Alışıyorum işte. Dır dır dır, amma muhabbet ettiniz ha. Bırakın gevezeliği de sofraya hazırlayın. Ha, şu sakar yerine dikkat et de sofrayı hazırlarken tabak çanak kırmasın. Bir de masraf çıkarmasın başımıza. Kızım, eline bir şey mi oldu yavrum? Yok teyze, bir şey yok. Uzat bakayım yok, insan. Yok, hayır, bir şey yok. Ver, teyzeciğim. Ver, uzat. Teyzeciğim, bir şey yok. Uzatır mısın? Ne oldu eline yavrum? Teyze, elim, parmaklarımı kıpırdatamıyorum. Galip! He? Gördün mü kızın elini? Ne zaman oldu bu Zeynep? Dün oldu. Nasıl oldu peki? Ne var teyze? Ayse? Ne var? Galip bak, Zeynep'in eline ne olmuş? Sakar diyorsun ya, sakarlık değil. Kızcağızın eli sakatlanmış. Nasıl oldu bu kızım? Ben dün eline vurdum. Ne olacak? Aa, sen mi? Niye Galip? Ya küçücük bir şey büyütmeyi amma da seviyorsunuz ha. Kopmadı ya el. Geçer gider. Hem onun kabahati büyük. Bunu hak etti o. Kabahati mi? Ya gevezeliği bırakın da önüme bir yemek koyun be. Sanki kıyamet koptu. Allah Allah. Hadi, hadi mutfağa. Car 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 konuşup dur. Başka bir şey yok. Hadi be, hadi kalk. Hadi, hadi kalk. Dükkanda küçüğüyle uğraş. Eve gel, ikisiyle birlikte uğraş. Ne talihsizim ben ya. Ne talihsizim ya. Hayırdır memur bey? Ben dükkanın sahibiyim. İki kişiyi dükkandan çıkarken görmüşler. Biz henüz içeri girmedik. Sizi bekledik. Dükkanda kıymetli bir şeyiniz var mıydı? Yoksa... Çalmışlar. Kasada ne kadar paranız vardı? 180 bin lira. Bittim. Bittim memur bey. Güzelim. Canım benim. Ablamın tek yadigarı. İyisin değil mi evladım? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok teyze. Elin acıyor mu peki? Yok. Hissetmiyorum ki zaten. Enişten bir haber vermedi. Telefonu da açmıyor. Ya ne olabilir ki teyze? Bir şey yoktur. Merak etme sen. Aradıklarında çok telaşlıydı. Apar topar yataktan kalktı. Hemen gitti. Ama hiçbir şey de söylemedi. Vicdansız. Elini bu hale getirdi, yetmiyormuş gibi. Param gidecek diye seni doktora göstermeye bile yanaşmadı. Ya teyze, belki de elimin bir şey yoktur. Birkaç güne geçer. Ya geldi galiba. Çekil.
Çekil önümden be. Çekil önümden, çekil önümden. Galip. Galip'e de sana da şimdi ha. Ne oldu? Dükkanımı soymuşlar. Dükkanımı soymuşlar ne? Ne yapacağız Galip şimdi? Ne bileyim be. Düşünmek bile istemiyorum. Dükkanın içindeki mallarla birlikte ipotekliydi. Eğer parayı bulamazsak var ya, her şey elimizden gider, her şey. Geçmiş olsun enişte, inşallah bulunur. Uğursuz, bunların hepsi senin yüzünden Galip, oldu. Galip yapma, senin hep ne günahı var. Uğursuz evimize adım attığından beri uğursuzluk evimizi sardı. Enişte, her şey yapma. Onun yüzünden oldu. Galip yapma, gözünü seveyim. Öfkeni zavallı kızdan çıkartma. Bunun neresi zavallı be? Bunun neresi zavallı? Zavallı bir hale düşen varsa o da benim, ben. Bana bak. Yoksa birine kasadaki paralarda mı bahsettin ha? Yok enişte, ben kimseyi tanımıyorum ki. Dua et. Dua et o paralar bulunsun. Yoksa elimden çekeceğim var. İkinizin de elimden çekeceğiniz var. Ağlama be. Defolun hadi. Gözüm görmesin sizi. Ağlıya ağlıya eve uğursuzluk getirdiniz be. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Efendim Erdoğan, ne oldu? Ben de dükkan anahtarlarını teslim ettim. Artık dükkanla da işimiz kalmadı. Gitmez olur muyum Erdoğan? Sabah ilk polise gittim. Kimsenin hırsızın bulunacağından ümidi yok. Zaten dükkan soyulalı bir ay olmuş. Erdoğan, biz bu borcu ne yapsak ne etsek ödeyemeyiz ha. Tamam. Ya Rabbim, nedir bu başımıza gelenler? Rahmetli anam bir evde şükürsüz inançsız biri varsa o evde bereket arama derdi. Galip gibi bir kocan olursa olacağı budur işte kızım. Allah beterinden saklasın teyze. Amin. Ya teyze, Galip eniştenin yanından kaçalım, ne olur gidelim. Nereye, kime gideriz Zeynep'im? Bir kuruş paramız bile yok. Hem senin elin de sakat. Hem Galip peşimizi bırakır mı sanıyorsun? Görüyorsun, bir aydır anamızdan emdiğim sütü burnumuzdan getirdi. Ya hala beni suçluyor, ben ne yaptım ki? Galip hiçbir zaman hatayı kendinde görmez ki. Her zaman kendine bir kurban seçer. Bahtsız Zeynep'im benim. Bu musibetlikte de kurban sen oldun kızım. Allah büyük teyzem, Allah yardımcımız olsun. Uğursuz, kalk hadi kalk. Bugün teyzenle işe gidiyorsun. Galip, kızın eli sakat. Temizlik yapamıyor ki. Yok ya, yapacak tabii. Temizlik işini de yapacak. Öyle mendil satıyorum diye bütün gün boş boş gezinmek yok öyle. Zaten getirdiği 3 kuruşu da asılat diye elime sıkıştırıyor. Galip, ben çalışıyorum. Yetmez mi? Yalvarırım Zeynep'i, daha fazla yapalım artık. Hala dünya kadar borcumuz var. Kim ödeyecek bu kadar borcu? Ben mi ödeyeceğim? Siz ödeyeceksiniz, siz. Hem de eşek gibi ödeyeceksiniz. Zaten bu uğursuz yeğenini eve getirdin. Bak başımıza neler geldi. Tamam teyze, seninle temizliğe gelirim ben. Galip, Zeynep'in eli sakat diye temizlikte istemiyorlar. Sakal sakal çalışmaya gelmiş diye ettikleri alayda cabası. Yalvarırım kızcağızı boş boşluğun yanımda götürmeyeyim Galip, ha? Yahu o da saklasın elini. Ya salak mısınız siz, söylemesin elinin sakat olduğunu. Yani buna da mı kafanız çalışmıyor? Bana bakın, akşama sizden 2 yevmiye bekliyorum ha. Hadi hadi, şimdi oyalanmayın da bir an önce işe gidin hadi. Of be, of.
İşin yoksa bir de bu mıymıntılarla uğraş. Ne talihsiz adamsın oğlum Galip be. Eniştem evde midir teyze? Evdedir tabii. Bütün gün evde boş boş oturuyor. Nereye gidecek başka? Alacakları da kapıda. Evden çıkmıyor işte. Sonra sadece bize erkeklik taslıyor. E şimdi ne diyeceğiz teyze? Aysel geldiniz mi? Geldik. Geldik geldik. Ne öyle bıdı bıdı konuşup duruyorsunuz dışarıda? Ay çok yoruldum. Vızırdama vızırdama hadi. Aslıat'ı görelim. Çabuk çabuk hadi. Şşt, uğursuz sen de ver. Paranın hepsi bu Galip. Hepsi bu mu? Burada bir ev miye var? Galip, sabah sana söyledim. Zeynep'i kimse çalıştırmak istemiyor. Ne yani? Bu işe yaramaz yeğenin bütün gün ne yaptı? Galip, ne yapıyorsun? Teyze! Teyze ne? Teyze ne? Teyze ne yapacak? Kıt beyinli, geri zekalı. Sen böyle elin boş gelince teyzen daha çok çekecek benden. Tamam, tamam Galip. Ben daha çok çalışırım, daha çok para getiririm eve. He, salak var karşında. Madem daha çok çalışıp daha çok para getirebilirsin, o zaman niye getirmiyorsun ha? Aptal kadın. Hadi, hadi kalk. Şimdi işe çıkıyorsun. 100 lira getirmeden de eve dönmüyorsun, anladın mı? Yürü, yürü uğursuz. Galip, yavrum yapma. Yürü. Galip, yavrum yapma. Gece gece kızacağız, nereye gitsin? Ya başına bir şey gelirse? Başına bir şey gelecek. Çok da umurumdaydı. Bana bak, al şunu, gece gelirken eve 100 lira getireceksin. Getirmez de kaçarsan teyzenin elimden çok çekeceği var. Hadi be hadi, sen de geç içeri bana yemek hazırla. Nankörler, yıllarca çalıştım da ne oldu? Bu uğursuz eve gelir gelmez bütün emeğim bir gecede uçtu gitti be. Hadi, hadi sen de çık dışarı. Enişte. Hadi 100 lira getir hemen. Bıktım bunlardan. Bıktım be. Ömür törpüsü bunlar. Aysel! Aysel! İstemez. Abi mendil alır mısın? İstemez. Lütfen ne olur. Abi bir mendil alır mısınız? Ne olur. Abi. İstemez. İstemez. Abi bir tane alın ne olur. Hay aksi. Baksana. Bir tane mendil ver bakayım. Buyurun abi. Kaç para bu? 1 lira abi. Al bakalım. Sağ ol. Cüzdanınız? Ne? Cüzdanınızı düşürdünüz. Paraya ihtiyacın olduğu belli. Elin böyle mendil satıyorsun. Cüzdanı alıp gidebilirdin. Ama sen bana getirdin. Mendil satıyorum, hırsız değilim. Ha, bu senin. Bu cüzdanı bu saatte kim bulsa içindeki paraları alır, cüzdanı da çöpe atardı. Aferin. Al bakalım. Allah sizden razı olsun. 100 lira. 100 lira getireceksin. Getirmez de kaçarsan teyzenin elimden çok çekeceği var. Kes, kes, zırlama artık. Çalışacaksınız tabii. Galip, bırak artık yetimi. Ona daha fazla çektirme. Onun yerine ben daha fazla çalışırım. Merak etme. Bundan sonra zaten daha çok çalışacaksınız. Hem Zeynep de bundan sonra daha çok çalışacak. Galip, sen de çalışsan. Hem borcumuzu daha çabuk öderdik. Bak, 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 bak. Utanmazlara bak. Ben de çalışacakmışım. Ulan ben alacaklara görünmemek için evden çıkmıyorum. Sen bana, sen de çalış diyorsun. Geri zekalı. Heh. Bak, ben sana ne dedim?
Daha sen dışarı çıkalı bir saat olmadı. Nasıl hemen topladın bu 100 lirayı? Galip, 100 lira dedin. Getirmiş de kızcağız. Ulan yoksa siz benden para mı saklıyorsunuz ha? Ne saklaması Galip? Hiç öyle şey yapar mıyız? O zaman bu kadar parayı nasıl topladı gerizekalı? Galip, ne istiyorsun kızdan? Bırak, istediğin parayı getirmiş işte. Söyle çabuk. Yapma Galip, lütfen yapma. Ya adamın biri cüzdanını düşürdü. Cüzdanını alıp adama verdim. O da bana bu parayı verdi. Cüzdanın içinde çok para var mıydı ha? Söyle. Aptal şey, aptal. Demek cüzdanı adama geri verdin ha? Salak şey. Neden cüzdanı alıp doğruca eve getirmedin ha? Yapma. Ne olur bırak Galip. Sen de sus be. Ağız tadıyla bir kahve içirmediniz be. Susun be. Geri zekalılar. Üzülme Zeynep, iyileşeceksin. Her şey daha güzel olacak artık, korkma. Kimsin sen? Kimsin? Seni gerizekalı mıymıntı seni? Kalk hadi. Sayıklamayı bırak da işe git. Bunun sülalesi mıymıntı zaten. Bir suursuz hadi. Mendil alır mısınız? Yok istemem. Mendil Yok, alır mısınız? Yok istemez. Mendil alın. Bugün ders çok geç bitti ya. Önümüzdeki hafta alır mısınız? Finaller başlayacak. Mendil alır mısınız? Sen olsun Zeynep. Seni gökte ararken yerde buldum kızım. Seni gördüm o dükkana seni aramak için gelmiştim. Başına gelenleri o zaman duydum Zeynep. Bana iyilik yaptığın için başına gelenleri öğrenince dünyam başıma yıkıldı. İnan ki o günden beri seni aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Çok şükür Allah'ıma sonunda seni karşıma çıkardı. Hadi gidiyoruz. Nereye? Hadi. Nereye gidiyoruz? Hadi Baysel hadi. Bir çay getiremedin ha. Buyur Galip. Attın mı şekeri? Attım. Karıştırdın mı? Karıştırdım. Buyur. Aysel, senin o aptal yeğenin hala ortalarda yok. Başına bir şey gelmiş olmasın Galip? Ne gelecek başına be? Bana bak, bildiğin bir şey varsa söyle. Yok Galip. Bildiğim bir şey yok. Yoksa kaç kurtar kendini mi dedin kıza? Yok Galip. Eğer öyle bir şey dediysem var ya seni paspas ederim Aysel. Kimse elimden alamaz ha. Geceleri de çalıştırırım seni haberin olsun. Tövbe vallahi Galip. Hiçbir şey demedim. Nereye gidecek ya? Kaçsa da buralarda bir yerdedir o. Dur ben şu çayımı bir içeyim de bir varayım bakayım. İnsan bunun yanına da bir şey yapar ha. Tembel. Korkma güzel kızım, korkma artık. Ya Galip enişte eve gitmedim diye çıldırmıştır. Öfkesini teyzemden alıyordur.
Güzel kızım, şimdi bunları düşünme. Bak, elinin testleri de yapıldı. İnşallah doktorlar da gelecek. Ne yapılması gerektiğini kararını verecekler. Ne olur rahat ol. Demek Zeynep sensin. Rüyam. Rüyamda gördüğüm doktorsunuz siz. Ben Ömer. Anne bana Zeynep'ten çok bahsettin ama bu kadar güzel olduğunu söylememiştin. Oğlunuz mu? Evet, Ömer benim oğlum Zeynep. Allah'ım sen yardımcımız ol ya Rabbi. Nerede o Galip Alça? Yok, vallahi yok. Biraz önce çıkıp gitti. Aylardır bizden ne diye kaçtınız? O kadar borçla kaçıp kurtulacağınızı mı zannettiniz? Galip'le hesaplaşın ne olur. Bize de dünyayı zindan ediyor. Ne oldu? Yok abi, içeride kimse yok. Ne yapacağız? Siz geçin. Merak etmeyin. Demek sen de Galip'ten çok çektin ha? Evet, işte bitti. Fatma Hanım, siz bandajını yaparsınız. Tabii efendim. Geçmiş olsun. Ağrısız hissediyor musun? Yok. İşte bak, gördün mü? Hepsi bu kadar. Şimdi bandajın da yapılacak. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Anneme yaptığın iyilik için. Doktor bey, bandajı getirdim. Tamam, siz devam edin. Allah'ım sen yardımcımız ol ya Rabbim. Allah'ım sen şifasını ver ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün. Şu yetime yardım et ya Rabbim. Oğlum Zeynep nasıl? Çok şükür başarılı bir operasyon geçirdi. Eli nasıl oldu? Eski sağlığına kavuşacak mı? Merak etme anne. Oh çok şükür Allah'ıma. Sana yardım ettiği için eniştesinin yaptıklarına hala inanamıyorum. Ah oğlum ah sorma. İçim içimi kemiriyor. Bundan sonra Zeynep için ne yapabilirim diye. Aklıma bir şey geliyor ama. Neymiş o? Aysel! Aysel! Neredesin sen? Sana sesleniyorum gerizekalı. Yediğin dayaklar yetmedi değil mi? Dur bekle, geliyorum. Bekle. Neredesin be gerizekalı? Garibanlara gelince aslansın. Bize gelince kurt görmüş çakal gibi kaçarsın demek. Ne oluyor be? Ne oluyor? Kimsiniz? Biz mi? Alacaklarını tahsile gelmiş Azrail'iniz. Geç öre! Dur. Hadi. Ne oluyor be? Vurma. Al. Vurmayın. Evet. Bu da bitti. Teyzeciğim yeter, gözlerin yorulacak ya. Olsun evladım, bunlarla ekmek parası kazanıyoruz. Bırak, ben katlarım. Teyze ben de sana yardım etmek istiyorum. Elin tamamen iyileşsin yavrum, ondan sonra yaparsın. Allah razı olsun Nermin Hanım'dan. Elini sağlığına kavuşturdu ya, daha ne isteyelim Allah'tan. Çok şükür. Teyze, eniştem için üzülmüyorsun değil mi? Delirdin mi kızım sen? Yaptıklarının cezasını çekiyor. Allah mazlum lağını bırakmaz yerde işte böyle. Yedi bir araba sopayı, bir de üstüne hapis. Öyle evi saklanmakla olmuyormuş demek ki bu işler. O çekler, senetler peşinden gelir adamın. Çıkamaz inşallah içeriden.
Çıksa da artık yüzümüzü göremeyecek nasılsa teyze. Aa, kapı. Hayırdır bu saatte kızım? Ben bakayım teyze. Dur kızım, ben de geliyorum. Nermin Hanım. Aa, hoş Ömer geldiniz. De gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buldum. Buyurun. Sağ ol. Buyurun, buyurun Nermin Hanım. Ben alayım ceketinizi. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Geç. Ya ne zahmet ettiniz. Bu gece sürpriz ziyaretimizin hayırlı bir sebebi var Aysel Hanımcığım. Önceden haber verip sizi telaşiye vermek istemedik. Biz bizeyiz nasılsa. Allah'ın emriyle Zeynep kızımızı oğlum Ömer'e istiyorum nasipse inşallah. İnşallah. Nasip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.